değerli izleyenlerimiz, bugün Tamay Hanım, biliyorsunuz şanslı izleyicimizdi. Ataşehir'deki kliniğimizde misafir ediyoruz kendisini. Daha önce yayında kendisini davet ettiğimizde birebir kendisine yapacağımız işlemleri tarif etmiştik. Bu arada Suzan Hanım yok yanımda. Hani bir hep belki programı takip ediyorsanız biz tatlı tatlı çekişiyoruz aramızda. O bensiz bir kliniklere gidiyor VTR çekmeye. Bugün de tekim kendi kliniğim diyeyim ama Suzansız bir çekim gerçekleştireceğiz. Tamay Hanım'a bugün herkesin genelde şikayetçi olduğu, bu çenedeki belirgin hattın kaybolduğu ve yanakların aşağı doğru inmesiyle beraber buldok diye tarif ettiğimiz bölgeyi yukarıya asma. Tabii bunu cerrahisiz yapacağız. Bir ameliyatsız yüz germe işlemi gerçekleştireceğiz. Sistemin genelde bilinir ismi, sizlerin bildiği şekliyle HIFU ya da HIFU. High Intensity Focused Ultrasound diye geçiyor. Yaptığımız iş ameliyatta yukarıya astığımız cildin altındaki taşıyıcı sistemi ultrason enerjisiyle, dalgalarla, ultrason dalgalarıyla beraber sıkılaştırmak ve yüzde eski V şekline dönmek amaçlı yanak bölgesini yukarıya, arka ve çapraza yukarıya doğru asmak işin mahiyeti bu. Yapacağımız işlem tek seans. O yüzden gerek yurt içi, başka şehirlerden gelen hastalarımız, gerek yurt dışı hastalarımıza da son derece güvenle uyguladığımız bir yöntem. Ameliyatsız yüz germe işlemi. Başlıyoruz. Tamam Hanım, şimdi yüzünüze bir çizim yapacağız. Kalemle kartuşun, aletin ateş edeceği alanları işaretleyeceğiz. Şimdi ağrılı bir işlem değil fakat yüzümüzde öyle geçici bir kızarıklığımız olacak. Daha önce dolgu yaptığımız yerlere hedef almıyoruz ki. Sonuçta bu da bir termal hasar veriyor. Bu verdiğimiz termal hasarla verdiğimiz dolguda herhangi bir erime olmasın. Biz ne kadar da bir yapıyoruz? Gideri yaklaşık 2,5-3 sene. Fakat 45 plus hastalarda, yani 45 yaşını geçmiş hastalarda bir hayli yaşlanma süreci ve sarkma süreci çok etkin olduğu için yaklaşık böyle 2 ay sonra yeniden bir pekiştirme dozu ihtiyacı olabiliyor. İşlem sırasında dediğim gibi bir ağrı vesaire falan hissetmeyeceksiniz. Ama böyle geçici bir kızarıklığımız olacak. Peki normalde gıgıya da yapılabiliyor mu? Tabii tabii. Gıgıya da yapıyoruz. Aynen. Şeyde buradaki yağlanmayı cilt altında, şimdi bir aletin aslında güzelliği şu, vücutta depo yağları kırmak için de kullanılan farklı derinliklere ulaşan başlıkları var. Biz şu anda SMAS dediğimiz taşıyıcı dokuya lifting yapmak istediğimiz için 4,5'luk başlığı kullanacağız. Ama 9 mm'ye inen ayrı bir başlığı var. O zaman işte hani basendeki depo yağ ya da gıdadaki sertleşmiş yağ, oraları kırmak için başlık değiştiriyoruz. O başlıkla daha derine atış yapabiliyoruz. Böylece derindeki yağı hedeflemiş oluyoruz. Evet, HIFU cihazımızı çalıştırdık. Tamay Hanım'a az önce çizmiştik hepinizin huzurunda. Minik ultrason dalgalarıyla tabiri caizse delikler açıp bir büzüşme ve o büzüşme sayesinde lifting sağlıyor. Şimdi başlıyoruz işlemimize. Tamay Hanım, yine bir ağrınız olursa bana söyleyin, olur mu? İyi miyiz? Evet. Tamam. Evet, cihaz her çalıştığında aşağıda taşıyıcı sistemi hedefleyerek bir, tabiri caizse, ateşleme gerçekleştiriyor. Bunun sonrasında orada bir yara iyileşmesi süreci başlıyor. Bunu aynı şey gibi düşünün. Elinizin üzerine sıcak çay döktüğünüz gibi düşünün. Sıcak çay döktüğünüzde deri nasıl iyileşir? Büzüşerek iyileşir. Orada bir gerginlik hattı hissedersiniz. O gerginlik hattı oradaki dokuların sıkılaşmasından dolayı ve iyileşme ve onarım süreci başladığı için ortaya çıkar. Aynısını biz cildi geçip cilt altını hedefleyen ultrason dalgalarıyla yapıyoruz burada. Bir aracı olarak cilde herhangi bir sıkıntı olmasın ve dalgalar arzu ettiğimiz gibi cilt altına erişsin diye de bir jel kullanıyoruz. Var mı herhangi bir ağrı? Hayır, hiçbir şey hissetmiyorum. Tamam, iyiyiz. Şimdi dediğim gibi 4,5'luk başlıkla bir şeyi hedefliyoruz. Biraz daha sağ rica edeyim. Taşıyıcı sistemi hedefliyoruz. Bu taşıyıcı
sistemi hedefledikten sonra bir de daha farklı bir başlıkla daha yüzeyel bir dokuyu, yani cildin hemen altındaki dermal dokuyu hedefleyeceğiz ki taşıyıcı sisteme gerdik, yukarıya astık, bir sıkılaşma sağladık. Üzerindeki cildin de kalitesini arttırmak için daha 3 milimlik başlığı takıp daha yüzeyel bir çalışma yapacağız. Evet, var mı bir ağrımız? Hiçbir acı hissetmiyorum, gayet güzel, keyifli. Tamam. Peki etkisini hemen görecek miyiz? Etkiyi hemen göreceğiz. Lifting'i hemen yapıyor. Şu anda hasarlamayı yapıyor. Hasarlama dediğimiz biz lifting etkisini hemen görüyoruz. Fakat bir iyileşme süreci başlattığı için takip eden haftalarda daha da belirginleşiyor bu etki. O yüzden şu an bu sağ yüz yarımını yapıyoruz. Seni kaldırıp baktığımızda sağ yüz yarım ile sol yüz yarım arasında belirgin bir fark göreceğiz. Evet Tamay Hanım, iki yarım yüz yarım arasında bir fark göreceğiz demiştik. Şimdi işlemin ortasındayız. Nasıl görüyorsunuz? Bu tarafı daha böyle dik, daha çizgi, daha böyle gerilmiş bir şekilde yukarıda görüyorsunuz. Bu taraf daha böyle tombik, hafif böyle o çenenin aşağı doğru bırakmış kısmını burada görüntülüyorsunuz. Burada yukarıya doğru kalkmış. Nasıl buldunuz? Süperlik bakınca da fark ediliyor. Aynen. Şimdi devam edeceğiz sol yarımına. Evet, Suzan'la buluşmak üzere stüdyoya bağlanıyoruz.